Çörek otuyla ilgili biz alerjiye karşı çok çok etkili, çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde çörek otu ekstraktı, Çin tırtırı ekstraktı, tırtır mantarı. Tırtır dediysem hayvan değil, mantar. Sinolot ekstraktı, kekik ekstraktı vesaire 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik alerjiye karşı. Tabii ki eğer ki alerji biraz önce söylemiş olduğum gibi gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığına kaynaklanıyorsa midenin tedavisi şart. Mide tedavi edilmeden alerjiden kurtulamaz. Evet, önce evet şöyle bir durum var. Eğer ki alerjiyi tetikleyen faktörler mideden kaynaklanıyorsa bu birleşimde lahana suyu olan tonik. Çünkü tonik 30 yıllık gastrit ülsere dahi iyileştirir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, San Francisco Profesör Doktor Cherney yüzlerce hastayı gastrit ülser reflüsü olan hastayı tedavi etmiş. Bildiğimiz lahana suyuyla. Ama lahana suyu da ya ben evde yaparım, içerim derseniz guatra sebep olabilir. Neden? Bunda birçok vitamin var, menzum var, mineral var, var. Binlerce etken madde var ama çok az miktarda tiyosiyanat var. Siz ya, bunu ayrıştırılması gerekiyor herhalde. Yani tiyosiyanat lahana suyunu evde hazırlayıp da içerseniz meyve suyu gibi, zevse suyu guatra sebep olur. Çünkü tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Guatra ortaya çıkar. Biz bununla ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra yan etkisini sıfırladık. 19 çeşit bitkiyle. Alerjinin sebebi %20 midedeki problemden, %80'i bağırsaktaki mantardan. Bağırsaktaki mantarlara karşı ise aloe vera jel. Aloe vera ile de ilgili yine Amerika'da Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı yok etmiş olduğu belgelenmiştir. Mantarı yok ettiğiniz zaman her türlü alerji ve her türlü cilt hastalığını ortadan kaldırırsınız. Mesela Bangkok'ta klinik araştırması yapılmış. Şeker hastalığını iyileştirmiş. Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Kahire'de. Akne, sildi, sedef, ekstremayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Yani alerji tetikleyen sebepler nelerdir? Mideden mi kaynaklanıyor? Bağırsaktan mı kaynaklanıyor? Teşhis edildiğinde ve birlikte kullanıldığında en ağır alerji fark etmez. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi her türlü alerjik hastalık ve cilt hastalığı tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın tetikleyen sebep mideden mi kaynaklanır, bağırsaktan mı? Eğer ki anlaşılamıyorsa ikisini birlikte kullanmak gerekir. Anlaşılıyorsa birini, onu veya bunu. Rahatsızlığa göre neyi kullanacağız bilmek gerekir. Bir beyefendi Belçika'da adamcağız İslami kitapları, dini kitapları Fransızca tercüme ediyor. Fransızca kitapları dini Arapça tercüme ediyor. Böyle bir ekibi var, çalışıyor, yayın evi var. Polen alerjisine yakalanmış. Kortizon, antihistaminik ilaçlar kullanmış. Kilo almış. Olmuş 130 kilo. Adamda hafıza gitmeye başlamış. Kolesterol, lipid, trigliserit, tansiyon kullanmış olduğu ilaçlardan perişan olmuş. Ben ara dedi ki ya yıllardır ilaç kullanıyorum artık seyahat de edemiyor. Çünkü polen alerjisi, besin alerjisi bir sürü hastalık ortaya çıkmış. İlaç kullana perişan olmuş. Ne olacak benim halim dedi. Problem yok dedi. İyi dedi geliyorum gel. Aldı kullandı bir ay, iki ay, üç ay. Ha dedi ki artık kimse ilaç kullanmasını bırakıyorum. İyi bırak. İki ay sonra ilaçları kullanmayı bıraktı. 130 kilodan 90 kiloya indi. Fit, normal. Hani boylu bir insan olduğu için fazla artık göbek de yok. Normala döndü. Her türlü rahatsızlık yani tedavi edilebilir. Kimyasal ilaç zaten kortizon olsun, antihistaminik ilaç olsun tedavi etmiyor alerjiyi. Daha büyük tahribatları tetikliyor. Fakat acil durumlarda
kullanmak gerekir. Mecbur kalınırsa. Çörek otunun birleşimindeki etken madde %1 ortalama. %0.5 ile %1.5 yani ortalama %1 eterik yağlar. Bu nedenle çörek otunun çayı etkili fakat etkisi bir gün sürer. Neden? Bıraktığın zaman etken madde az. O yüzden bir gün sürüyor. Çörek otunu çayını içerseniz bunu çayını içebilirsiniz. Mesela bir yemek kaşığı, bir litre kaynar suyla çörek otunu demleyip çay gibi içebilirsiniz. Etkisi bir gün. Ama bir de bağırsakları tedavi ederseniz kalıcı çözüm. Yani çörek otu tohumu kişiyi kimyasal ilaç kullanmaktan kurtarır. Ben bu iksir jel meseleyi üretmeden önce yıllar önce 7 ay korkumdan çörek otu çay içtim. Ama şimdi çok şükür ne yaptık? Çörek otunu daha da etkili hale getirdik ve etken maddesini kullanıyoruz. %100 etkili olan kısmını kullanıyoruz. Evet, çörek otunda bir beyefendi yüzünde böyle bir akne oluşmuş. Yıllardır iyileşmiyor ama büyük bir çıban gibi bir şey. Dedi ki ya ne kullandıysam fayda etmedi. Çörek otu içtim. Bu kadar basit mi? Evet, o kadar basit. Vücudu temizliyor, arıtıyor. Antioksidan, vücudu temizliyor. Bir hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Çörek otu içti, problem geçti. O kadar basit. Şimdi biz bunun formülize ettik. Bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Çörek otu forte. Birleşimindeki diğer bitki ekstrakleriyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yavaş yavaş her türlü alerji rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Zaten bununla da ilgili biraz önce söylediğim gibi yüzlerce klinik araştırması var. Evet, İsviçre'de yapılan klinik araştırması var. Almanya'da yapılan klinik araştırmaları var. Türkiye'de de bununla ilgili Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalar var. Çörek otuyla ilgili çok güzel klinik araştırmalar var. Önemli olan artık Türkiye'de de modern teknoloji çörek otu yağı elde etmek için kullanılması gerekir. Artık eski teknolojinin bırakılması gerekir. Toparlayacak olursak, çörek otu kullanılacak alerji için, polen alerjisi olanlar için aynı şey geçerli. Şimdi şöyle, gastrit varsa... Ayrı ayrı mı? Evet. Şimdi alerjik tetikleyen sebepler, midedeki Helicobacter pylori veya bağırsaktaki mantarlar. %80 mantarlar, %20 midedeki bakteri, Helicobacter pylori. Sebebi ne? Eğer bilemiyorsak, İkisini de yani hem gastriti hem ülseri iyileştirmek zorundayız. Mantarları. Bağırsak mantarına karşı aloe vera, midedeki gastrite veya ülsere karşı tonik. Artı çörek otu. Tonik de lahana suyuydu. Tonik lahana suyu ama evde hazırlamak riziko. Riziko. Aloe verayı da evde hazırlamak, taze hazırlamak riziko. Neden riziko? Aloe verayı evde kişi böyle aldı yaprağını, yaptı şurubunu, içti. Uzun süre içemez. Çünkü şişkinlik yapar bir, ishal yapar iki. Biz bu ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra üretebildik. 19 yıl. Dünyanın en büyük aloe vera üreten firmaları dahi bunu doğal üretemiyor. Ne yapıyorlar? Destilasyon, ekstraksiyon, birçok işlemden geçiriyor. Aloe vera jeli ürettik diyorlar. Üretmiş oldukları aloe vera ile ilgisi kalmıyor. Doğallığı kalmıyor. Ekstraksiyondan, destilasyondan vesaire geçtiği zaman vitaminler, mineraller, enzimler yok oluyor, sıfır. Çünkü aloe veranın birleşiminde 22 çeşit enzim var. Lipaz amilat. Aynı pankreasın salgılanmış olduğu lipaz amilat tripsin gibi enzimler içeriyor. Bunların hepsi sıfır. Amerikan şirketi dahi milyar dolarlık serveti var, cirosu var. Onlar dahi doğal üretemedi. Bize üretmek nasip oldu hamdolsun. Evet. İyi ki biz üretmişiz o zaman diyelim. En azından bir şeye çare olmuş. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik hocam. Ve değerli izleyenler, bugün bu programımızı burada bitiriyoruz. Yarın sabah 9.30'da yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın.